Sevgiler Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun değerli Milli Eğitim Müşavirim, kıymetli başkanlarım, sporcular, basınımızın mensupları, öncelikle sizlere sevgi saygılarımı sunar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosu Sayın Umut Deniz himayesinde bu yıl düzenlemiş olduğumuz onun ödül töreni olan üçüncüsü 2023 yılının başarılı Türk sporcuları olarak Brüksel Başkonsolosluğu'nda gerçekleştiriyoruz. Değerli konuklar ve spor sever meslektaşlarım, ben Nedim Koçaslan. Bildiğiniz gibi uzun süren yorucu ve yıpratıcı eğitim ve spor ile dayanışma adına sürecimizin son 37 yılında bugünümüzü yorucu ve yapıcı eğitim olarak spor ile dayanışma adına büyük bir özveriyle çalıştığımız bu gururla taşıdığımız Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu yöneticileri olarak hepinizi buradan saygıyla, sevgiyle buraya gelmenizde hepinize teşekkür ediyoruz. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu yurt dışında yaşayan Türk gençlerine yönelik sportif faaliyetlerde bulunan kurumların temsilcileri olarak Belçika, Kuzeybatı Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren spor dernekleri ve spor federasyonlarının üye olduğu 1986 yılında Belçika Resmi Gazetesi'nde Monitör Belge Staatsblatt'ta 8555 taksim 86 kimlik numarasıyla resmiyet kazanmış olup 2024'e kadar 37 yıldır faaliyet göstermektedir. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu, Belçika'da Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği tarafından Türk vatandaşlarımızı bir araya getirme vesilesiyle spor ve kültür etkinlikleri adı altında 1986 yılında Belçika'nın değişik yerleşim birimlerinde bulunan Türk toplumunun yoğun yaşadığı bölgelerde Türk futbol kulüplerinin katılımıyla birlikte organize ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adına Atatürk Kupası futbol turnuvası düzenleyerek Belçika ve Avrupa Birliği ülkelerinde ulusal dernek statüsü konumunda olan Türk spor sektöründe kar amacı gütmeyen ilk ve tek kuruluştur. Bildirdiğinizi arz ederim. Şimdi yöneticilerimiz sırasıyla buraya gelmelerini rica ediyorum. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu yöneticileri arkadaşlarım, lütfen. Bizim iki tane daha değerli yöneticilerimiz vardı. İnşallah en kısa zamanda burada bulunurlar. Ben arkadaşlarıma mikrofonu takdim edeyim. Kendilerini de sizlere sunsun. Öncelikle hepinize hoş geldin diyorum. Ben Deniz Ali Aydoğdu. Belçika Türk Spor Federasyonu Başkanıyım aynı zamanda. Bu etkinlikte mesaisini buraya harcayıp gelen herkese çok teşekkür ederim. Başta başkonsolosluğumuz olmak üzere sizlerin güzel bir akşam geçirmenizi, beraber olmamızı bu vesileyle de buradan güzel bir günle ayrılmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet, sevgili yöneticilerimiz, ben Sinan Şener, federasyonun başkan yardımcısıyım. Ödülü alan gençlerimize başarılar diliyorum. Arun, ben hepiniz hoş geldiniz çocuklarım. Ve kulübüm muhasebe işine bakıyorum.
Hepimiz aynı ruhlu olmasını dilerim. Bütün sporcular karşılamayı gönderdiniz. Ben Alem Özer, Başkent Türk Spor Fütür Operasyonu'nda sekreter olarak görev almaktayım. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz Sayın Koskoskan. Memnuniyetle. Sayın Başkonsolosum, Sayın Nedim Müşavirim, kıymetli Nedim Bey, dernek başkanlarımız, kıymetli vatandaşlarımız, Brüksel Başkonsolosluğu'na hoş geldiniz. Bu akşam Nedim Bey'in de belirttiği gibi güzel bir vesileyle bir aradayız. Belçika Türk Spor Kültür Federasyonu 2023 Yılın Spor İnsanı Ödülleri. Bugün tabii önemli olan bir araya gelmek. Spor gerçekten çok birleştirici bir faaliyet. Bunu Belçika Türk Spor Kültür Federasyonu'nun geçmiş yıllara yayılan bütün faaliyetlerinde görebiliyoruz. Kültür, sanat, spor, bunların hepsi özellikle Belçika Türk toplumu içinde beraberce bir faaliyet içinde olmanın, bir ülke etrafında buluşmanın güzel göstergeleri. Sporla gençlerimizi, her kesimden insanımızı bir arada tutmak mümkün. Son 37 yılda Belçika Türk Spor Kültür Federasyonu'nun çeşitli dernekleriyle, kendine üye olan çeşitli dernekleriyle, kulüpleriyle bu yolda güzel adımlar attığını biz de memnuniyetle izledik. Ve bundan sonra da bu adımlara devam edeceklerinden hiçbir şüphemiz yok. Bugün de onların çağrısıyla sizleri burada buluşturduk. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Duygusuna dahil olan herkes aslında bu ödüllerin sahibidir. Bugünün esas ödülü az önce de söylediğim gibi bir araya gelmiş olmamızdır. Bunu vesile edip de bizleri bugün burada toplanmamıza yardımcı oldukları için ben şahsınızda Nedim Bey, bütün federasyon üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesinin önemine hepimiz inanıyoruz. Biz de gerek Brüksel Başkonsolosluğu olarak, gerek Anvers Başkonsolosluğumuz olarak Belçika'da spordan yola çıkarak birliği, beraberliği kuvvetlendiren Belçika Türk toplumunun her kesimden insanımızı bir araya getiren bu tür etkinliklerin her zaman arkasında olacağız. Belçika Türk Kültür Spor Federasyonu'na bundan sonraki dönem için başarılarımı iniliyorum. Herkesi bir kere daha kutluyorum. Bugün ödül alacak olan almayan herkesi. 2024 yılının daha büyük başarılara vesile olmasını temenni ediyorum. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sayın Umut Başkonsolosuma teşekkür ederim konuşmalarından ötürü. Diğerli Anvers Başkonsolosumu da buraya alalım. Kendisi de sizlere herhangi bir cümle etmesini rica ediyorum. Teşekkürler dilerim. Sayın Başkonsolosum, Sayın Eğitim Müşavirim, değerli katılımcılar. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında söylenmesi gerekenleri Sayın Başkonsolosumuz ilgi şekli dile getirdi. Bu ödül töreninin bir benzerini Covid zamanında Anvers'te yapmıştık. Hatta açık havada hafif yağmur altında. Daha önce de evet bir ödül töreni olmuştu. Ben göreve başlamadan önce. Zaman çabuk geçiyor. Çok şükür ki o Covid döneminin spor müsabakalarını da etkileyen karanlık günlerini geride bıraktık. Tekrar bir aradayız. Tabii Belçika Türk Kültür ve Spor Federasyonu Belçika'daki derneklerimizin arasında en eski, en köklü olan derneklerin başında geliyor. 37 yıl hiç az bir zaman değil. Miat. İnşallah 40. 45. 50. yılda hep birlikte kutlamak kısmet olur. Tabii. Ben Anvers'te yapılan ödül töreninde de söylediğim gibi hatırlıyorum o zamanki cümlelerimi. Yani hayat tarzı açısından spor bir öz disiplin kazandırma bağlamında en önemli araçlardan bir tanesi. Tabii çocuklarımızın ve gençlerimizin öncelikle bu öz disipline sahip olması hayattaki başarılar açısından çok önemli. İster spor alanında olsun, ister derslerinde olsun, ister meslek yaşamlarında olsun. Öz disiplini olmadan herhangi bir şeyin başarılması, sürdürülmesi mümkün değil. Dolayısıyla öz disiplin kazandırma bağlamında spor çok önemli.
Dolayısıyla sizin faaliyetleriniz, sizin gösterdiğiniz çabalar Belçika'daki Türk toplumunun çocukları ve gençleri açısından bu bağlamda önem taşıyor. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Başkonsolosum Batu Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Geç de olsa fotoğrafçımız teşrif etmiştir. Aynı zamanda iki tane yöneticimiz, onlar da buradadır. Kendilerini buraya alayım, kendilerini takdim etsinler. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Ben Sevda Demir. Anvers'te ikamet ediyorum. Futbol Federasyonu'nda yönetime sekreter olarak katıldım. Umarım hakkıyla hizmetimize herkese devam ettiririz. Altın Taş Kıran hanımefendi buraya davet ediyorum. Öncelikle hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bir konuşma yapmayı beklemiyordum açıkçası. Bana da sürpriz oldu. Ama bu vesileyle böyle güzel bir toplulukla bir araya gelmişken öncelikle kendimi tanıtayım. Çoğunuzla tanışma fırsatımız olmadı. Adım Hümeyra Altıntaş Kıran. Mayıs ayında Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri olarak göreve başladım. Bundan sonraki süreçte de eğitimle ilgili her türlü hususta müşavirliğimizin kapısının sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Başkonsoloslarım zaten söylenecek her şeyi söylediler. Ben sadece bir eğitimci olarak belki küçük bir ekleme yapabilirim. Hepimizin malumu sporun sağlıklı nesiller yetiştirme konusundaki önemini hepimiz biliyoruz. Sadece fiziksel olarak da değil, zihinsel anlamda da, akademik başarının geliştirilmesi anlamında da. O yüzden ben bugün burada bulunan tüm gençlerimizi çabalarından dolayı ödül alamayacak olan tebrik etmek istiyorum. Ve sadece şunu söylemek istiyorum, arkanızdan gelen kardeşlerimiz de var. Onların da lütfen bundan sonraki süreçte onları da sporun her alanına yönlendirmek adına ellerinden tutun, başarılarınızı taşlandırırken onları da unutmayın. Siz en büyüğüsün. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Ahmet Türk, Zele'de kalıyorum. 8 yıl kadar Belçika genç milli takımlarında görev yaptım. Şu an A genç takımının akademinin başındayız, Emilio Ferreira'yla beraber. Şimdilik yaptıklarımız bu kadar. İyi akşamlar. Bugün sizinle birlikte olmak büyük bir onur. İlk önce teşekkür etmek istiyorum. Onlar arkamda olmasaydı bir insan olamazdım. Başkanım size de çok teşekkür ediyorum. Umarım daha çok kupa kazanırım. Merhaba, ben İlkan Çavuş. Maslak'ın bölgesine geliyorum. Öncelikle başkanınıza teşekkür ederim buraya davetin için. İleride herkesin başına devam etmesini isterim inşallah. Hayırlı akşamlar. Bulak Güvenç, Genk bölgesinde kalıyorum. Sezon başında Sıtray'da U16'da hocalık yapıyorduk. Şimdi Genk'e geçtik. Eski profesyonel futbolcuyum. Ahmet hocamızın da dediği gibi yaptıklarımız bu kadar, yapacaklarımız da inşallah daha güzel olacak. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Ali Şat. Lomel bölgesinden geliyorum. 17 yıldır boksla uğraşıyorum. Son 2 yıldır da profesyonel dövüşüm. Bu ödülü bana layık gören Sayın Konsolosuma, Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu ödüle layık olmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Herkese yazmış yaşımda. Benim adım Yüksek Tefe Hamza. Karate'yi 10 yıldır yapıyorum. Başkanıma teşekkür ederim. Rica ederim.
İyi akşamlar. Benim adım Yüksekdebe Asya. 8 yıllık karate yapıyorum. Ben de burada size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Serdal Güyaç, 39 yaşındayım. Genk'te ikamet ediyorum. Geçen sezon 16 yaş grubunda hocalık yaptım. Bu sezonda 21 yaş grubunda çalışıyorum. Aynı zamanda kardeşim Anurlar'la birlikte eski profesyonel futbolcuyum. Burada bulunmaktan çok mutluyum, onurluyum, gururluyum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İsmim Halisyan. Hepinize teşekkür ederim böyle bir organizasyonda bizde davet ettiğiniz için. İlk önce geçen sene yardımcılığını yaptım Serdal Hocam için. Teşekkür ederim. Emeği benim üstümde çok. İnşallah hepimiz ileride daha iyi başarılara, daha büyük başarılara elde ederiz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir yerlerimizi alalım, ödül törenimize geçelim. Jüpiler Futbol Ligi takımlarından Standart Liège futbolcusu Cihan Çanak 2023 yılının en başarılı Türk futbolcusu ödülüne layık görülmüştü. Kendisini buraya alalım.